Hit film severler. Bu dersimizde hit film ile speed ramp yani ani hızlanma efekti nasıl oluşturur bunu öğreneceğiz. Benim burada sizlerle paylaşacağım yöntem birazcık hantal. E çok daha iyi metotlar öğrendikçe e bunları da sizlerle paylaşacağım. Şimdi videomu içeriye aktardım. Buna sağ tıklıyorum ve "Make Composite Shot" diyorum. Bunu bir kompozit dosyası haline getiriyorum. Aynı ayarları koruyorum. OK diyorum. Evet, burada böyle bir videomuz var. Şuradan oynatıyoruz. Bakın. Yavaş yavaş hareket ediyor. Öncelikle şu başta durağın olduğu bölümü bir kırpalım. Şuradaki şerit halinde bulunan videomuzu seçiyoruz. Ardından Ctrl Shift ve D'ye basarak orayı kırpıyoruz. Üstteki seçilmiş olan bölüme tıklayıp bunu silebiliriz. Bunu da şöyle başa alabiliriz. Şimdi bir oynatalım bakalım. Evet burada bir yerde buraya kadar yavaş yavaş gelsin. Şöyle durduralım. Burada da bir tane kırpma yapalım. Ardından bu hızın nereye kadar olacağını bir tespit edelim. İlerliyorum, ilerliyorum. Örneğin videonun şöyle sonlarına doğru gelsin. Seçiyorum, yine kırpıyorum. Şimdi bu seçilmiş olan yere speed yani hız efekti ekleyeceğim. Hemen efektler bölümüne geliyorum. Burada speed arıyorum. Speed çıktıktan sonra bunu sürükleyip ikinci videonun üzerine bırakıyorum. Şimdi speed değerini açacağız. Burada speed'e bir değer gireceğiz. Ben bunu örneğin zaten en yüksek değer 20'dir. En yüksek hıza getiriyorum. Bakın şimdi oynatıyoruz. En başta yavaş. Oldukça hızlandı. Sonra ekranda herhangi bir şey görünmüyor. Yani burada tam anlamıyla e, hızlandırma yaptıktan sonra video yine uzunmuş gibi görüntülüyor. E, bilemiyorum çok daha iyi yöntemler bulursam dediğim gibi sizlerle paylaşırım. Ben bu yöntemi şimdilik bulabildim. Şimdi burada bizim yapmamız gereken bu sonda kalan videoyu da tam anlamıyla burada kararmanın başladığı yere getirmek. O yüzden şöyle yapalım. Burada ikinci videonun üzerine mutlaka tıkladığımıza emin olalım. Kontrole ve sağ oka basarak frame frame ilerleyelim. Bakın şimdi bir sol karede videomuz var. Sağ karede siyahlık var. Şimdi bu siyahlık oluştuğu zaman ben buradaki videomu seçiyorum. Bunu oynatma başlığına getiriyorum, hizalıyorum. Şöyle bir alalım bakalım. Şurayı da kapatalım tam anlamıyla. Bölünme yönteminde bir görelim. Bakın oynatıyorum. Yavaş yavaş giderken oldukça hızlanacak ve sonra tekrar yavaşlayacak. Sizler yine isterseniz buradakini de aynı mantıkla Shift Ctrl D'ye basarak bölersiniz. Buradaki yöntemi kullanarak yine hızlanmayı artırıp azaltabilirsiniz. Bunu her tür videonuza bu yöntemle uygulayabilmeniz mümkündür. Evet arkadaşlar böylece hit film dersinin sonuna gelmiş olduk. E, yineliyorum çok daha iyi yöntemler bulursam paylaşırım. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Sağlıklı kalın diyorum.